Bismillahirrahmanirrahim. Babu men nahara yevmen nahri qabla en yenharal imam. İmam kurbanı kesmezden evvel bir adam kurban keserse caiz olur mu olmaz mı? Bugünkü mesele bu babi beyan ediyor. Ülemanın bazısı imamdan evvel kim kurban keserse iade edecek diyor. Bazıları da diyorlar ki hayır. Bu imamdan evvel kurban kesmek değil, namaz kılmazdan evvel keserse manası böyledir. Şimdi hadis-i şerif geliyor da hadis-i şerifin manasında ihtilaf ediyorlar. Onu beyan ediyor. Haddesena Muhammed ibn Ali ibn Davud el-Bağdadi. Kale haddesena Süneyd ibn Davud. Kale haddesena Haccac ibn Muhammed. An ibn Cüreyc'in an Ebi Zübeyr. Ekberehu an Cabir'in radıyallahu anh. Hazreti Cabir'den haber verdi ki ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz salla yevmen nehri bil Medine. Medine-i Münevvere'de kurban bayramı namazını kıldırdı. فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَنَحَرُوا Namazdan çıkınca bazıları acele etti, gittiler, kurbanlarını kestiler. فَظَنُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَدْ نَحَرْ Zannettiler ki Peygamber Efendimiz kurbanını kesti, onlar da acele gitti, kestiler. فَأَمَرَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَمْرِيْلَدِي Kime? مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ Kendisinden evvel kurban kesenlere emreyledi. En yu'ide iade ede. Kim benden evvel kurban kestiyse kurbanını iade etsin diye emreyledi. Neyle? Bizebhin ahir. Başka bir hayvanı kesmekle. Başka bir hayvanı. Evvelki kurban sayılmadı. Başka bir hayvanı kestiydi. Ve la yunharu hatta yenhara nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Bunlar dediler ki Resulullah Efendimiz kurban kesmemiş. Kurban kesilmez. Resulullah Efendimiz'den sonra zamanın imamı kimse, imam kurban kesmeden başkası kurban kesemez dediler. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdu ki, فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذَا Ülemadan bir kısmı buna sahip oldular. فَقَالُوا Dediler ki, لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ Hiçbir kimse için caiz olmaz. اَنْ يَنْحَرَ Kurban kese. Kurban kesmek caiz olmaz kimseye. Hatta yenharel imam. İmam kurban kesmedikçe. Ve inne hara kabli zalik. İmamdan evvel kurban keserse ba'da salati ev kabliha. İster namazdan sonra olsun, ister namazdan evvel olsun. Evet. İmamdan evvel kurban keserse lem yudzihi zalik. Ona kifayet etmez. O kesmiş olduğu et oldu. Kurban olmadı. Kurbanı bir daha kessin. Vehteccu bu meseleye sahip olanlar ihticac eylediler. Fî zâlike bu mesele hakkında bihâdel hadîs. Bu hadîs ile. Bu hadisi delil getirdiler. Ve teevvelû kavlallâhi azze ve cel. Cenab-ı Hak Teâlâ Hazretlerinin kavli şerifini de tevil eylediler. Hangi kavli şerifi? Estaizu billah. Ya eyyühellezîne âmenû lâ tukaddimû beyne yedeyillâhi ve rasûlih. Ayetin manasında tevil eylediler. Bunu kendilerinin sahip olmuş oldukları hükme getirdiler. Ya eyyühellezine amenu ey iman şerefiyle müşerref olan kimseler. La tukaddimu siz takdim etmeyin. Neyi takdim etmeyin? Mutlak. Filan şeyi takdim etmeyin diye yok. Onlar dediler ki işte bu manası yani kurbanı takdim etmeyin. Beyne yedeyillahi ve rasulihi. Resulun kurbanından evvel kurban kesmeyin dediler. Böyle tevil ettiler, böyle mana verdiler bu ayete. Ve halefehum fi zalike aharun. Ulemadan diğerleri bunlara muhalefet eylediler. Fekalu ikinci zümre buyurdular ki men nehere ba'de salatil imam. Her kim imam bayram namazını kıldırdıktan sonra gitti kurbanını kestiyse eczeehu zalik. Ona kifayet eder. وَمَنْ نَحَرَ قَبْلَ الصَّلَاةِ Yok namazdan evvel kurban kestiyse فَلَمْ يُرْزِهِ ذَٰلِكَ Ona kifayet etmez. İmamın kurbanından evvel sonra meselesi değil, imamın namaz kıldırması. Namaz kıldırmasından evvel sonra mevzu bahs bu. İmam namazı kıldırmazdan evvel kestiyse o kurban sayılmaz. Başka bir hayvan tekrar kessin. Yok imam namazı kıldırdıktan sonra kestiyse kifayet eder, başka hayvan kesmesine lüzum yok. Ve kalu bu ikinci zümre buyurdular ki kadru yani ibn Zübeyr Abdullah ibn Zübeyr'den rivayet edildi. Enne hazi ilaye
Şu ayeti kerime ki siz bunu delil getirdiniz. Estaizu billah ya eyyühellezine amenü la tukaddimu beyne yedillahi ve rasulihi. Bunu siz delil getirdiniz. Bu ayeti kerime kad nezelet fi gayri hadel mana. Bu sizin dediğiniz mananın başkasında nazil olmuştur. Sizin dediğiniz manada değil. Bu ayeti kerimenin nüzulü kurban meselesi hakkında değil. Başka bir yerde. Fezekeru bu ikinci zümre zikreylediler. Maşul bir hadisi ki haddesene bize rivayet eyledi. Muhammed ibn Abdillah el-İsbahaniyyü kâle haddesene İshak ibn Ebi İsrail kâle akberena Hişam ibn Yusuf an ibn Cüreyt'in enne ibn Ebi Müleyke akberehu enne Abdullah ibn Zübeyir akberehu. Hazreti Abdullah ibn Zübeyir haber verdi ki enne rakben min beni temim. Beni Temim'den bir cemaat kadimu ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna geldiler. Beni Temim Arap kabilelerinden meşhur büyük bir kabiledir. Onların ekser yerleri de Basra civarındaydı. Başka yerlerde de var da en çok oradaydılar. Orada Arap kabilelerinin de en şiddetlisi budur. Bu Beni Temim. Onlardan bir cemaat geldiler. Fekale Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir buyurdular ki ya Resulullah emmiril Kaka ibne Ma'bed ibni Zürare. Kaka'yı bunları emir yap dedi. Onların içinde şöhret bulmuş Kaka var. Kaka'yı bunları emir yap dedi. Ve kale Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer de dedi ki emmiril Akra ibni Habis. Ya Resulullah Kaka'dan ise Akra ibni Habis daha evladır. Onu emir yap dedi. Fekal Ebu Bekir radıyallahu anh. Hazreti Ebu Bekir dedi ki, Hazreti Ömer'e diyor. Ma eredte bizalik illa hilafi. Sen bununla murad etmedin, illa bana muhalefet etmeyi arzu ettin. Ben Resulullah'a teklif ettim, Kâkâ'yı emir yapsın. Bana muhalefet etmek için sen de Akre bin Habis'i ileri sürdün. Yani Hazreti Ebu Bekir'in demesi ki, sen de biliyorsun ki Kâkâ Akre'den daha eftar. Onun emir olması layık. Fakat sırf bana muhalefet için bu sözü söyledin. İvaz garaz var bunda dedi. Fekale Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer dedi ki ma arattu hilafek. Yok. Ben sana muhalefeti kastetmedim fakat. Yani Akra daha iyi emir olmaya, Kaka'dan daha evladır, daha iyi emir olmaya layıktır da onun için dedim. Hazreti Ebu Bekir inanmadı. Hayır. Sen muhalefet kastettin. Hayır muhalefet kastetmedim. İkisi dil kavgasına düştüler. فَتَمَارَيَا حَتَّرْ تَفَعَتْ اَسْوَاتُهُمَا O söyledi, o söyledi birbirlerine derken seslerini kaldırdılar. Hazreti Ebu Bekir Ömer'e bağırıyor, Hazreti Ömer Hazreti Ebu Bekir'e bağırıyor. فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلْ İşte Cenab-ı Hak Teala Hazretleri inzal buyurdu. Bu ayeti kerimeyi estaizu billah. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ Siz Allah'ın ve Resulü'nün yanında ileri gitmeyin. Yani o varken siz neye bağırıyorsunuz? Yok bu olsun da bu olsun da bunu yapmayın. Madem Resulullah var, onun emrini inkiyat edin. Manası bu. Bundan ayet bunun hakkında nazil oldu. Hazreti Bekir'in, Hazreti Ömer'in münakaşesi üzerine kurban meselesi hakkında nazil olmadı ki. Birinci zümreye diyorlar ki siz bu ayeti kerimeyi kurban meselesine çekip getirmeniz yanlış. Ayeti kerime kurban meselesinde nazil olmadı. Bu münakaşenin üzerine nazil oldu ki yani Resulullah'ın huzurunda münakaşa edilmez. Resulullah ne derse ona itaat edilir. Ve kâne minel hücceti lehum fî kavlihim. Peki bunların hüccetinden oldu. Kendi kavillerindeki enne hadise Cabir radıyallahu anh kad rûye alâ gayri hâzel lefz. Hazreti Cabir'den rivayet edilen bu hadis başka bir lefizle de rivayet edildi diye hüccet getirdiler. حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال حدثنا الحجاج بن المنهار قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر بن عبد الله'dan rivayet edildi ya evvelki başka hadiste Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırdı zannettiler ki Resulullah Efendimiz'in kurbanını kesti diye bazı adamlar acele etti gitti kurban kestiler. Resulullah Efendimiz de dedi ki kim benden evvel kurban kestiyse bunu iade etsin. Bu benden evvel kesilen kurban sayılmaz. Yine Cabir İbn Abdullah'dan bu hadis rivayet ediliyor. Başka manada. O da şu ki enne racülen zebehe
قَبْلَنْ يُسَلِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Resulullah Efendimiz bayram namazını kıldırmazdan evvel bir adam boğazladı neyi? اَتُودَنْ جَزَعَنْ Bir yaşına girmiş bir koyun yavrusunu, koyun yahut da keçi. Ceza 6 ayını doldurmuş, fakat anası gibi yani kuvvetli. Atut da senesi doldurulmuş. Bu ikisini bir araya getirince yani 6 ayını geçmiş, seneyini yaklaşmış yahut da doldurmuş bir oğlak yahut da kuzi boğazladı. Fakat neden evvel? Namazdan evvel. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz buyurdu ki لَا تُجْزِي اَنْ اَحَدٍ بَعْدَكِ Senden sonra hiçbir kimseden kifayet etmez. Yani bu sen kesmişsen zararı yok. Ama senden sonra kimse böyle keserse o kurban sayılmaz. وَنَحَا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ نَهِيلَدِ اَنْ يَزْبَحُوا قَبْلَ اَنْ يُصَلَّى Namaz kılınmazdan evvel kurban kesmeyi nehiyledi. Hazreti gene Cabir'den bu hadis ilaç ediliyor. Şimdi bak bu hadiste serahat var ki namazdan evvel kesmesi caiz değil. Yoksa namaz kılındıktan sonra imamdan evvel kesmiş, onun da beis yok. Kale Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi dedi ki, فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ Bu hadisi şerifte orucudur. اَنَّ النَّهْيَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'den vakı olan nehi. اِنَّمَا قُسِدَ بِهِ Bununla kastedildi bu nehiyle. اِلَى النَّهْيَ عَنِ الذَّبْحِ قَبْلِ الصَّلَةِ Namazdan evvel kurban kesilme nehyine kastedildi. Bu kastedildi. Namazdan evvel kurban kesmeyi. لَا قَبْلَ زَبْحِهِ Yoksa Peygamber Efendimiz kesmeden kesmeyin manasına değil. وَهْوَ لَا يَجُوزُ اَنْ يَنْهَاهُمْ عَنِ الزَّبْحِ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّيَ وَهْوَ Peygamber Efendimiz لَا يَجُوزُ اَنْ يَنْهَاهُمْ Ona caiz olmaz ki onları nehyede عَنِ الزَّبْحِ قَبْلَ اَنْ يُصَلِّيَ Namaz kılmadan evvel zebhden nehi caiz olmadı. İlla vahve yuridu bizalik. İlla Resulullah Efendimiz bununla murad etti. İ'lamehum onlara bildirmeyi ibahate zebhi kurbanı kesmenin mübah olduğunu lehum Müslümanlara ba'dema yusalli kıldıktan sonra. Yani niçin Resulullah Efendimiz böyle dedi? Yani bundan anlaşılıyor ki namaz kıldıktan sonra caizdir. Esas maksat namazdan evvel kesmeyi. Ve illa lem yekun li zikrihi eğer böyle olmazsa namaz meselesi olmazsa Resulullah Efendimizin zikretmesi için olmaz. Es-salate namazı manen bir mana olmaz. Niçin namazdan evvel kesmeyin bunu demesinde demek ki namazdan sonra caiz ki namazı kastetti. Hayır efendim namazdan evvel de caiz değil. Namazdan sonra da caiz değil dersense Peygamber Efendimiz kablen yusalla niye dedi? Evet. Namazdan evvel kesmeyi. Bundan ne çıkıyor? Namazdan evvel kesmeyi yani namazdan sonra mübah. Ve kad ruviye fî zâlike eydân gayri Câbir ibn-i Abdillâh radıyallahu anhu anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mâ yuvâfiku alâ hâdâ. Mâ yuvâfiku hâdâ. Hazreti Câbir'den başka diğer ashab-ı kiramdan da rivayetler var ki o da buna muvafakat ediyor ki namazdan sonra kesilmesi caizdir. حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود الطيالسي ووهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن زبيد اليامي قال سمعت الشعبية يحدث عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى إلى البقيع براء بن عازب diyor ki Peygamber Efendimiz biz Bekî'deydik bayram günü Bekî'ye geldi. Evet. Fabada fasalla rak'atayn. Evvela iki rekat namaz kıldı. Onunla başladı. Yani Müslümanları iki rekat namaz kıldırmış. Sümme akbala aleyna bi vechi. Sonra yüzünü bize döndürdü. Fekale buyurdu ki inne evvela nusukina fi yevmina hada. Bugün bizim yapacağımız ibadetlerin en evveli. En nebda'a bis salati. Evvela namaz kılmaktır. Kurban bayramı günü yapılacak ibadetlerin evvelkisi nedir? Namazdır diye buyurdu. ثُمَّ نَرْجِعُوا فَنَنْحَرْ Ondan sonra döneriz, kurbanları keseriz. Ya bak bu da daha serih. En evvela neyle başlayacak? Namaz ile. Ondan sonra da gidip kurban kesecekler. فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ Her kim bunu işlediyse فَقَدْ وَافَقَ سُنَّتَنَا Bizim sünnetimize muvafık geldi. وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلِ ذَٰلِكَ Yok namazdan evvel eğer hayvanını boğazladıysa
فَاِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ O bir ettir ki acele kesti, çoluk çocuğun et yedirecek. O kurban sayılmaz. Hangisi? Namazdan evvel. لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ Namazdan evvel kesilen hayvan nüsükten değildir, ibadetten değildir. O ettir. E şimdi bak bunda daha serahat var ki namazdan sonra caiz. فَقَامَ خَالِ Bera ibn Azib diyor ki benim dayım ayağa kalktı. Fekale ya Resulallah. Dedi ki ya Resulallah inni zebahtu. Ben namaza gelmezden evvel boğazladım. Ve indi ceza'atun hayrun min musinne. Benden bir 6 aylığı doldurmuş bir kuzi var ki o yaşını doldurmuş kuzudan daha iyi. Yani etli canlı. Onu boğazlasam olmaz mı? Fekale dedi ki izbehha. Boğazla. Onu boğazla. وَلَا تُلْزِي Bu kifayet etmez. Ravi burada şek ediyor. لَا تُلْزِي mi dedi? اَوْ لَا تُوْفِي Vefa etmez. Kafi gelmez. اَنْ اَحَدٍ بَعْدَكِ Senden sonra kimseden. Yani bu sene caiz. Madem bu 6 aylığını doldurmuş. Sene caiz ama senden başkası yaşını doldurmamış hayvanı keserse caiz değil. O da ayrı bir mesele. Şimdi buradaki bu hadisle 6 aylığını doldurmuş kendisi anasından farkı olmaz. Kesilir mi kesilmez mi? Ulemanın ihtilafi var. Bazılar işte bu gibi hadislerden getirerek diyorlar ki yaşını doldurmamış caiz değildir. Bazıları de başka hadislerden istidlal ediyorlar ki anasının kadar olmuşsa fark edilmezse olur. Buradaki hadis yalnız şeye Hazreti Bera ibn Azib'in dayısına müsaade ediyor, başkasına müsaade etmiyor. Fakat mesele o değil şimdi burada. Bera ibn Azib'in dayısı namaz kılmazdan evvel boğazlamıştı. Resulullah Efendimiz de bizim bugünkü ibadetlerimizin en evveli namazdır, ondan sonra kurbandır. O vakitte o zat kalktı dedi ki ya Resulullah ben boğazladım da sonra geldim namaz kıldım. Bu olmadığına göre benim yanımda ceza var. Bu cezayı boğazlasam olur mu? Olur. Sana mahsus dedi. Git kes. Haddesena Muhammed ibn Ali ibn Davud. Kale haddesena Affan ibn Müslim. Kale haddesena Şubetu. Kale ekbereni Zebidun ve Mansurun ve Davudu ve İbn Avnin ve Mücalidun an Şabiyyi. Bunların hepsi İmam-ı Şabi'den rivayet eylediler. Ve hada hadisu Zebid. İşte Zebid'in rivayeti bu ki قال سمعت الشعبي هنا يحدث بن شعبي burada bu mescitte bu hadisi rivayet eylediğini işittim. Kimden rivayet ederdi? Anil Bera Bera ibn Azib'den rivayet ederdi. İnde sariyetin fil mescid mescidin direklerinin birisinin dibinde. Ve lev kuntu qariban minha eğer o direğe ben yakın olsaydım la akhbartukum bi mawdiha o oturduğu yeri de size gösterirdim direk yap. Resulullah Efendimiz'den böyle rivayet eylemiş. Kendi dâisi namazdan evvel kestiğinden Resulullah Efendimiz de emretmiş. Tekrar başka bir hayvan kesmiş. Haddesene Ebu Bekret'e kâle haddesene Ebu'l Mutarref İbnu Ebil Vezir kâle haddesene Muhammed İbnu Talha en Zebidin anil Şabiyyi anil Bera radıyallahu anhu anil Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Ebu Bekir de bu hadisi şerifi yine Bera ibn Azib'den rivayet ediyor. İlla ennehu kâle. Bu rivayette şu var ki Resulullah Efendimiz buyurdu ki İzbehha o senin 6 ayını doldurmuş kuzuyu kurban kes. Ve la tüzekke ceza'atun ba'du. Böyle 6 aylık kuzi daha başkasından caiz olmaz. Caiz olmaz ama sene mahsus kes dedi. قال أبو جعفر إمام التحاوي ذلك ففي هذا الحديث بو حديث شريف تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم في أنبار فنمزين أمر قولي وار بو حديث ذلك إن أول نسكنا في يومنا هذا قربان بايرامي günü bizim en evvelki nüsükümüz yani ibadetimiz nedir? En nusalliye namaz kılmamızdır. En evveli bu dedi. En evveli kurban kesmek değil. En evvel namaz kılmak. Sümme nerca. Sonra gitmek, fenen hara, kurban kesmek. Femen feale zalik, her kim böyle yaparsa, fakat vafaka sünnetena, bizim sünnetimize, yolumuza muvafakat etmiştir. Fe akbere haber verdi sallallahu aleyhi ve sellem ki, ennen nüsüke fi yevmin nahr.
Kurban bayramı günü ibadet nedir? Huve salatun namazdır. Sümme zebhü ba'daha. Ondan sonra da zebihtir. Şimdi bunları hadis-i şerifler getirdiğinin sebebi diyor ki o ilk rivayet edilen hadis namazdan evvel kesmiş yahut da imamın boğazlamasından evvel kesmiş. Esas ihtilaf orada ya. Diyor ki sizin rivayet etmiş olduğunuz hadisin manası yani namazdan evvel kesilenler iade etsin. Yoksa imamın kurban kesmesinden evvel kesenler iade etsin manasına değil. Namaz kılındı mı bitti. İster imam kessin, ister kesmesin. İster imamdan evvel kessin, ister imamdan sonra kessin. Bu manayadır. Ama ötekiler bakalım buna kani olacak mı? Şimdi bu iki ihtilaflı ya. Bunlar diyor ki illa imam bekleyeceğiz. İmam kesecek, namaz kıldı. Güzel. İmam belki hiç kesmeyecek. Hiç kimse kurban kesmeyecek. İmam 3 saat sonra kesecek. Herkes bekleyecek. İmamdan haber soracaklar ki imam keserse o da kesecek. Böyle şey yok. Şimdi deliller de getiriyor. Ki mesela Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer radıyallahu anhüma bazı seneler hiç kurban kesmediler. Başkaları da kesmedi mi? Evet. Fedelle zalik. İşte bu rivayetler delalet eyledi şuna ki ala enne ma yehillu bihi zeb. Şöyle bir şey ki zebih o şey sebebiyle helal olur. Huve salatun o namazdır. Namaz kıldı mı artık zebih helal olur. Namazdan evvel olmaz. Sümme zebhü ba'daha. Namazdan sonra da zebihtir. Evet. وَالصَّلَاتُ لَا زَبْحُ الْاِمَامِ هُوَ الصَّلَاتُ namazdır, evet. لَا زَبْحُ الْاِمَامِ imamın zebhi değildir. اَلَّذ۪ي öyle imamın zebhi ki يَكُونُ بَعْدَهَا namazdan sonra. Namazdan sonra imamın zebhi değildir. وَعَلَى أَنَّ حُكْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ şuna da delalet etti ki namazdan sonra kurbanı kesmenin hükmü خِلَافُ حُكْمِ النَّحْرِ قَبْلَهَا namazdan evvel kesmenin hilafınadır. Namazdan sonra kesilen nehir caizdir. Namazdan evvel kesilen caiz değildir. Onu da beyan etti. وَقَدْ رُوْيَ مِسْلُ هَذَا اَيْذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَقَدْ رَوَى مِسْلَ هَذَا اَيْذَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ غَيْرُ الْبَرَى Aynı hadisi şerifi Bera ibn-i Azib'den başkası da rivayet eyledi. حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا مُؤَمِّلُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عن كندب رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر كندب diyor ki ben Resulullah Efendimizi kurban bayramını da gördüm femerre bi kavmin kad zebahu qabla an yusalla namaz kılınmazdan evvel kurbanlarını kesmişler onlara Peygamber Efendimiz yürüdü gitti onları gördü feqale buyurdu ki men kana zebaha qabla as-salah falyu'id her kim namazdan evvel kurban kestiyse iade eylesin. فَاِذَا صَلَّيْنَا biz namaz kıldık mı? فَمَنْ شَاءَ ذَبَحْ وَمَنْ شَاءَ فَلَا يَزْبَحْ İsterse bir adam kurban keser, isterse kurban kesmez. Yani bir defa namazı bekleyin, namazdan evvel kesmeyin. Peki bunu Bera ibn-i Azib'den başka sahabi Cündep rivayet eyledi. حَدَّسَنَا İbrahim ibn-i Mecduk قال حَدَّسَنَا بَهْبٌ قَالَ حَدَّسَنَا شَعْبَةُ وَنِ الْاَسْوَدِ بِنْ قَيْسٍ En Cündeb ibn Abdullah orada ba noksan. Bayı yazın. Cündeb. En Cündeb ibn Abdullah kâle. Kâle Nebi sallallahu aleyhi ve sellem men kâne zebah. Her kim kurbanını kestiyse kâble en yusalliye namaz kılmasından evvel فَلْيُعِدْ اُخْرَى başka bir hayvanı tekrar kessin mekâneha o kestiği hayvanın yerine. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ زَبَحْ her kim kesmediyse فَلْيَزْبَحْ bu vakitte boğazlasın. İki tane hayvana lüzum yok. Namazdan sonra kurbanını kessin. حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْاَسْوَدِ بِنْ قَيْسٍ سَمِعَ جُنْدَبًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَقُولْ شَهِدْتُ الْاَدْحَى مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ ben Peygamber Efendimizle Kurban bayramı gününü gördüm. Fe'alime sallallahu aleyhi ve sellem bildi ki enne nâsen zebehû kablessalâh cemaatten bir kısmı namazdan evvel boğazlamışlar kurbanlarını. Fekâle sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki men kâne zebeh her kim namazdan evvel hayvanını kestiyse fel yu'ud iade eylesin.
Ve men la, her kim kesmediyse felyezbah. O kessin alesmillah, Allah'ın ismine kessin. Haddesena Revhü binül Ferec. قال أخبرنا يوسف بن عدي قال أخبرنا أبو الأحوص عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وقد صلى بالناس العيد. Peygamber Efendimiz Nas'a bayramı kıldırdı. فَإِذَا هُوَ بِغَنَمٍ قَدْ زُبِحَتْ. Bir de baktı ki bir takım koyunlar kesilmiş. فَقَالَ, buyurdu ki, مَنْ كَانَ ذَبَحْ قَبْلِ الصَّلَاةِ, her kim namazdan evvel boğazladıysa, فَتِلْكَ شَاتُ لَحْمٍ, o et koyunudur. Yani o kurban sayılmaz. Yalnız eti yenilir. Et için kesilmiş. وَمَنْ لَمْ يَكُنْ زَبَحْ, her kim namazdan evvel kesmediyse, فَلْيَزْبَحْ عَلَى اسْمِ اللّٰهِ, Allah'ın ismine kessin ki işte kurban odur. حدثنا أبو أمية قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد قال حماد ولا أعلمه إلا أنس فنون بن ميرم إلا أنس روايته لديور وهشام عن محمد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في أنبر فنمز bayram namazını kıldırdı. Sümme hatebe, namazdan sonra hutbe okudu. Feemere, emreyledi, men kâne zebeh, kablis salâ, emreyledi ki her kim namazdan evvel boğazladıysa, en yu'ide zebhen, tekrar bir daha kessin. O kurban sayılmadı, başka bir hayvan kessin. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki, fedellemâ zekerna, bizim zikreylediğimiz bu hadisler delalet eyledi ki, en evvele vakti zebhi, kurban kesmenin evvelki vakti, yevmen nehri, kurban bayramı günü, huve min ba'dis salah, namazdan sonradır. Kurban kesmenin vakti namazdan sonra başlar. La min ba'di zebihil imam, yoksa imamın zebhinden sonra değil. Bekleyelim de imam kessin, ondan sonra yok değil. Namaz kılın değil mi? Vakti girdi. Fahada hükmü hadel bab min tarihil asar. İşte hadis yoluyla, nakil yoluyla bu babın hükmü bu. Bir de kıyasa geldi. اَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ النَّظَرُ فِي ذَٰلِكَ, kıyasa gelince buna delalet eden şey nedir? فَاِنَّا رَيْنَا الْأَصْلَ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ, her iki tarafın icmaen kabul etmiş oldukları bir asıl var ki o asıl da nedir? اَنَّ الْاِمَامَ لَوْ لَمْ يَنْحَرْ أَصْلَ, İmam hiç kurban kesmezse, لَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ بِمُسْقِتٍ عَنِ النَّاسِ النَّحْرَ, İmam kurban kesmezse, nasdan kurban sakit olur. Böyle olmadı. Hiçbir imam bunu demedi ki imam kurban kesmezse bir milletten kurban sakit olur diyen oldu mu? Yok. Bu ittifaklı ki imam kurban kessin kesmesin. Kime vacip ise kesecek. İmamın kurban kesmemesi ötekilerine özür olamaz. Kurbanı iskat edemez. وَلَا بِمَانِعٍ لَهُمْ, milleti men edici de olmadı. مِنَ النَّحْرِ, kurban kesmeden. فِي ذَٰلِكَ لَا, bu sene. Evet, bu sene imamımız kurban kesmedi, biz de kesmiyoruz. Bunu hiç ulema, yani her iki zümrenin her iki tarafında da bunu kabul etmediler. Bu müttefakun aleyh, imamın kesmemesi kurbanı iskat etmez. Ve kad ruviyen Hüzeyfe ibn-i Hüseyin Ebi Şüreyha ma kad haddesene ibn-i Merzuk kâle haddesene Eşer ibn-i Hatem kâle haddesene Şöbe an Sa'id ibn-i Mesruk an Şabi an Ebi Şüreyha enne Eba Bekrin ve Umar radıyallahu anhuma kâne la yudahhi yani. Sonra rivayetle ispat ediyor ki Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer kurban kesmezdiler. Kurban kesecek paraları yoktu ki keseler. Neyi kesecekler? Hazreti Ebu Bekir yevmiye bir idare edecek bir şey taksis ettiler ona. Halif olduğunun ikinci günü elbiseyi aldı, pazara götürdü. Hazreti Ömer tesadüf etti. Ne yapıyorsun? Ya emir-el mümininsin. Müslümanların işini koymuş, elbise satıyorsun. E dedi, benim çoluk çocuğum ne yiyecek dedi. Tabi pazara da gideceğim ki çoluk çocuğun nefekesi meydana çıksın. Dedi ki yok, bu olmaz dedi. Sen madem Müslümanların işiyle meşgulsan, Beytülmal'dan sana nefeke tayin edelim. Sen yerinde otur, milletin işiyle uğraş, pazara mazara gitme. Ashab-ı kiramı topladılar ve Hazreti Ebu Bekir'e bir günde ne kadar nefeke yeter çoluk çocuğuyla beraber, o kadar bir nefeke bağladılar. Hazreti Ebu Bekir iki sene kadar hilafetini yaptıktan sonra vefat ederken o parayı yememiş, saklamış. Dedi ki ben öldükten sonra bu parayı götürün, Beytülmal'a verin. Başka yerden gene erzakını tedarik etmiş, onu el sürmemiş. Hazreti Ömer halife olunca verisesi getirdiler. Dediler ki işte Beytülmal'dan almış olduğu para al. Eyvah dedi, bizim işimizi çetine sardı.
şey Hazreti Ebubekir'den dolayı. O almadı. Biz de almasak neyle idare edeceğiz? Hazreti yani bu cihetle onlara kurban vacip olmuyordu ki kurban keseler. Hazreti Ömer de kendisine öyle bir şey tahsis ettiler ki zor şer kendi nüfusunu idare edecek kadar. Hatta kendisinin elbisesi yırtıldı, yamalandı. Ailesi dedi ki canım bir taze bir entari yaptıralım. Fakat para yok. Tahsisattan gelen, dışarıdan feyden gelen mali ashab-ı kirama taksim ettiler. Hazreti Ömer'e de bir hisse geldi. O hisseden Abdullah İbni Ömer oğlunun da hissesini, ikisini birleştirdiler. İkisinin hissesi bir entari yaptı. Yarısı ondan, yarısı ondan. Bu entariyi giydi, çıktı hutbe okumaya, baktılar ki Ebu Bekir'in taze entarisi var, Hazreti Ömer'in. Birisi itiraz etti, ya Ömer dedi, gelen bu mali taksim ettin. Bu maldan bir entari yapacak kadar kimse isabet etmedi. Sen niye bunu bu kadar fazla aldın da kendine bir entari çıkardın? Onlar zannettiler, kendisi fazla aldı, bir entari oradan çıkardı. Dedi ki, ya Abdullah, kum tekellem dedi, oğluna dedi. Abdullah kalktı dedi ki, ya cemaat dedi, size verilen para neyse bize de verilen para o. Bu bir entari yapmaz. Fakat ben kendi hissemi babama verdim de bu ikisiyle bir entari yaptık. Çünkü kendi emirül müminin yamalı 40'tan fazla yaması vardı. Bu entari bundan oldu. Hazreti Abdullah'ın şehadetiyle onlar da sükut ettiler. Peki bu adam kurban parasını nereden bulup kesecekti? İşte bak şehadet ediyor ki onlar kurban kesmezdiler. Niye? Fakir olduklarından dolayı. Kale bu şimdi bunların kurban kesmemesi diğerlerinden kurban iskat etti mi? Yok. Yani herkes kurbanını kesti. İmamın kurbanından evvel kimse kurban kesemez. Eğer bu kaide doğru olsa öyleyse o senin hiç kimsenin kesmemesi lazım. Kale bu Cefer İmam-ı Tahavi buyurdular ki Efetera sen görmez misin? Ma dehafi tilke senine had. O sene hiçbir kimse kurban kesmedi mi? İzkâne imamuhum lem yudahhi. İmamları kurban kesmedi diye kimse kurban kesmedi mi? Evela tera enne imamen yahut sen görmez misin ki imam levke şagale meşgul olsa yemen nehri bayram günü bi qitali aduvina gayri düşmanla harp ediyor, cihad ediyor. Feşagalehu zâlike anin nehri. Kurban kesmeden meşgul oldu. Harbine, merbine meşgul oldu. Kesemedi. Emali gayrihi mimmen eraden yudahhiye. Başkalarından kurban kesmek murad eden kimseye felevan yudahhiye. Kurban kesmesi caizdir. İmam meşgul oldu diye onlar da kesmeyecek mi? Yok. Arzu eden keser. Fe in kâle vallahu teâlâ âlem. Kasım dedi. Kâle Ebu Cafer fetera mâ dahhâ fî tilke sinîne ehedun izkâne imâmuhum lem yudahhî. Evlâ tera enne imâmen lev feşâgale yevmen nahri bi qitâli aduvvin ev gayrihi feşâgalehu zâlik anin nahri. اَمَا لِغَيْرِهِ مِمَّنْ اَرَادَ اَنْ يُضَحْيَ فَلَوَنْ يُضَحْيَ Dünkü meselede diyor ki yani birinci zümre dediler ki imam kurban kesmezden evvel kimse kurban kesemez. Keserse iade eder. Ona cevap verdi ki hayır. İmamın kurbanından evvel değil de namazdan evvel keserse iade eder ama namazdan sonra olursa imam kesmeden de kesebilir. Şimdi ona tekrar kıyasen diyor ki farz et imam o sene kurban kesmedi. Yahut da imam harpteydi, harbine meşgul oldu, kesemedi. Diğer nasıl kurban kesecekler mi, kesmeyecekler mi? Bunu nasıl görürsen? Feyin gâle, dese ki, innehu leyse leahadinen yudahye fi âmihi zâlik. Madem imam kurban kesmedi, hiçbir kimse kurban kesmeyecek derse öteki taraf. Madem bunlar kurban imamın kurbanına bağladılar ya, madem imam kesmedi yahut kesemedi, hiçbir kimse kesmeyecek o sene. Böyle cevap verirse, harece bihâde min kavli leyme. Bütün imamların kavlinden çıktı. İmamların hiçbirisi bunu söylemedi. Demek ki bu adamın sözü bütün imamların sözünden hariç, şeriatten hariç. Yani imam kesmedi diye diğer millet kesmez olmaz, illa kesecek. Ve in gâle, yok cevap verirse ki, keser, keser ama linnâse en yudahhu izâ zâletişşemsû. Onu da tasih edin. İzâ zâletişşemsû. İmam kesmediyse cemaat keser ama fakat zevala kadar beklerler. Zevala kadar namazın vakti geçer. Ondan sonra keserler. Böyle cevap verirlerse.
Ne için keserler? Lizehabi vakti salâ. Çünkü namazın vakti geçti. Böyleyse zevaldan sonra keserler derse. Fakat delle zalik. Bunun bu sözü delalet eder ki alâ ennemâ ul bi şeyki yehillu bihim lehru. Kurban kesmek onunla helal olur. O da ne de mâ kâne fî vakti salâti değil. Namazın vaktinde, bayram namazının vaktinde fî innemâ huve salâ. İşte o namazdır. Öyleyse kendisi cevap vermiş oldu ki bayram beklerler, namazın vakti zeval geldi mi namazın vakti çıkar, ondan sonra keserler. Öyleyse sen de benim gibi oldun. Biz de zaten diyoruz ki namazdan evvel kesilmez. Sen de bizim gibi oldun, namazdan sonra keserler dedi. Hayır, hiç kesmezler dersense bunu hiçbir imam demedi. Bu hariç. Yok, keserler de, imam kesmedi. Onlar keserler de zevaldan sonra. Niye? Çünkü namaz vakti geçti, namaz kılınmadı. Namazın da vakti geçti, vakti kurban keserler. Bizim de devamımız o. Biz de diyoruz ki namazdan evvel kesilmez, namazdan sonra kesilir. Bayram namazını kılamazlarsa, böyle herbine merbine meşgul olurlarsa, kurbanı kesemezler ta zeval oluncaya kadar. Evle de zeval oldu mu namazın vakti geçer, vakti kurbanlar kesilir. Bizim de dediğimiz bu. Demek ki namazmış esasen. Kurbanın kesilmesine mani olan la nehrül imam. İmamın nehri değil. Feiza sallel imam. Öyleyse imam namazı kıldı mı? Hallen nehru. Kurban kesmek helal olur. Limen eraden yenhar. Kurban kesmeye helal olur. İmamın namazı kılındı mı? İmam namazı kıldı mı? Bitti. Herkese helaldir. Evela tera. Görmez misin? Ennel imame imam. Lev nehara kable en yusalliye. Namaz kılmazdan evvel imam kurban kesse lem yüczihi zalik. İmama da kifayet etmez o. Namazdan evvel imamın kendisi kurban kesse caiz olmaz. O kurban sayılmaz. Ve kezalike sairun nas. Diğer adamlar da böyle. Namazdan evvel kurban keserlerse kurbana sayılmaz o. O et olur. Fekâne l'imâmü ve gayruhu. Öyleyse imam olsun, imamın gayrisi olsun. Bunlar oldular. Fil zebhe kablessalâh. Namazdan evvel boğazlamakta sevaen müsavi oldular. Ne de müsavi? Fî en lâ yücizehum. Onlara kifayet etmemekte müsavi oldular. Namazdan evvel imam da kesse kâfi değil, cemaat de kesse kâfi değil. Tekrar kurbanını kesecek. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَلِكَ buna nazarın, buna kıyasen اَنْ يَكُونَ الْاِمَامُ وَسَائِرُ النَّاسِ اِذَا سَوَاً فِي الذَّبْحِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. Namazdan evvel imamın cemaatin hükmü bir oldu ise namazdan sonra da birdir. Namaz kılındıktan sonra ister imam kessin, ister cemaat kessin, hükmü müsavi. Birisi evvel, birisi sonra olmuş, bu da fark etmez. Yani kıyas böyle gelir. فَكَمَا كَانَ زَبْحُ الْاِمَامِ بَعْدَ الصَّلَى يُجْزِيهُ. Namaz kıldıktan sonra imamın kurbanı ona kifayet ederse فَكَذَٰلِكَ زَبْحُ سَائِرِ النَّاسِ بَعْدَ الصَّلَى يُجْزِيهُ. Nasın da namazdan sonra kesmeleri onlara kifayet eder. İmamdan evvel olsun, sonra olsun. هَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا. İşte bu mesele hakkında kıyas da budur. وَهُوَ قَوْلُ اَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَتُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ. Bu iç imamın kavli de budur. Demek ki kurban bayramı günü imamın kesmesine bakmayacağız, namaza bakacağız. Namaz kılın değil mi? Herkes serbesttir. İmam kessin, kesmesin bize alakadar etmez. Öteki birinci zümrenin dedi ki hata. Kesebilir. Şimdi bu vaktini beyan etti. Kurbanın vaktine vakıtmış. Namaz kılındıktan sonraymış. Hangi hayvanlar kesilir? Ekli caiz olan deve, sığır, koyun, keçi, camuz, bunlar kesilir. Fakat kaç sehen? Koyun bir sehen, sığır yedi sehen, devede ihtilaf var. 10 sehen mi, 7 sehen mi? Esas ihtilafı beyan için bu bahsi getiriyor. Çünkü bu kitapta en çok ihtilaflı meseleleri alır. İhtilaf olmayanlar almaz.